başta belliydi. Bizden olmazdı yani, kendimizi kandırmayalım. Belli ki siz bu yalanlara devam edeceksiniz. Ama ben artık çok yoruldum. Hayatta neyi nasıl yapacağımı bilmezken bir de bunu düşünemiyorum ben. Sen ne tam sevebiliyorsun, ne de vazgeçebiliyorsun. Sorun bende yani, öyle mi? Hayır. Sorun sadece sende değil Ateş. Sorun bizde. Görmüyor musun Ateş? Nereye gittiği belli olmayan bir ilişki içerisindeyiz. Bunun tek sorumlusu ben değilim Ayşe. Bana güvenmeyen sensin. Ama ben bunu en başta da söyledim sana. Ben insanlara güvenemiyorum. Ben sana güvendim ama. Evet, bir sürü ilişkim oldu ama ben kimseye içimi açmadım. Kimsenin yanında ağlamadım. Kimseye aşık olmadım. Ben sana en özel anılarımı anlattım. Baba yaralarımı açtım Ayşe. Ben sana güvendim. Ama sen bana bunu anlatmadın. Ben sana söyledim Ateş. Bana acımandan korktum dedim. Sen bana acıdın yani, öyle mi? Saçmalama. Keşke acısaydın be Ayşen. Çünkü acımak da merhametten gelir. Bu adam benimle dertlerini paylaştı. Beni dermanı gördü deyip acısaydın keşke. Belki o zaman bunun o kadar da kötü bir şey olmadığını anlardın. Belki o zaman acıya acıya, kanıya kanıya da olsa birbirimizin yaralarını sarardık. Bu mesele aramızda sır olmasaydı bugün bu durumda olmazdık Ayşe. O kadar fotoğraflara baktık. Anılarını anlattın bana. Orada bile söylemedin. Ne yapayım Ateş, ben de böyle biriyim. Hayatta her şeyle aynı anda savaşamıyorum ben. Geçmesi gerekiyordu Ateş. O da ben oldum. Ayşe, ne diyorsun? Çok üzgünüm. Artık benim kendimi düşünmem gerekiyor. Hoşça kal.